Talih Özdemir. Yukarı Rüşkü'de ikametgah ediyoruz. Akçadağ merkezde çiftlik var, hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu süreçte 2019'un Kasım'ında Tarım Bakanı aracılığıyla bu bademleri diktik. İşte bademlerimiz 105 dönüm bir alan içerisinde 3800 kök. Bunlar merkezli sulama, tel örgüsü falan işte Orman Bakanlığı'nın istediği şekilde yaptık. İlk 3'ün senesi bir 3,5 ton ürün aldık. Yani hazır satışa. Bu sene 5'in senesiydi, işte 11 ton bir ürün elde ettik. İşte ama fiyatlar Türkiye genelinde her şeyde olduğu gibi üreticinin elinde çok düşük parayı istiyorlar. Yani dışarıda 200-250 bin liraya satılan, 250 liraya satılan badem bizde 83 lira diyorlar. Onun için de biz de pek vermeyi düşünmüyoruz. Bekliyoruz işte. Kahta Tarım Kooperatifi'nin açıkladığı badem taban fiyatı 83 lira. Ama maliyetini kurtarmıyor. İşte bize bir getirisi olmuyor bu vaziyet olunca. Gayesine aynı anlama geliyor. Onun için bekletiyoruz. İnşallah daha ileride iç piyasada fiyatlar düzelirse satmayı düşünüyoruz. Yoksa da bekleyeceğiz. Hüseyin Deniz diye bir ziraat mühendisi. Sarı kızlı. Ergün Deniz diye benim eski bir arkadaşım vardı. İl Genel Meclis üyesi. Ziraat mühendisi. O bir gün geldi. Abi dedi, böyle böyle sende arazi varmış, bir o badem dikelim falan. Ben hiç bilmediğim bir şey. Tabii o zaman yok falan dedim. Dedi abi, 1000 rakamın üzeri araziyi ben gördüm. Orada çok güzel bahçe olur dedi. Neyse tapuyu verdik, projeyi yaptı. İbesini falan çıkarandan sonra da işte bademi diktik. Benden sonra 3 bahçe daha yaptılar burada Genel Akçadağ bölgesinde bizim köyde. Onlar da memnun, biz de memnunuz üründe ama işte fiyatlar çok düşük. Akçadağ'da badem böyle taban toprak olmayacak. 1000 rakamın üzeri olacak. Düşük ovada olmuyor. Yapan arkadaşlar var. Onlar da ürün alıyorlar. Verim var ama yani bizim düşüncemiz 1000 rakamın üzeri oldu mu daha ideal oluyor. 20 gün oldu. İndirdik dalında. Soyma makinesi var. Soyma makinesine soyduk. 11 ton civarı bir ürün. Buraya koyduk. İşte bunu Adıyaman Kiyah'ta 83 bin lira taban fiyatı açıkladı kooperatif. Ama çok düşük olduğu için maliyetini kurtarmıyor. İşçilik falan çok ağır. Biz bunu iç piyasada vermeyi düşünüyoruz. İşte iç piyasada da 100 ile 120 arası diyorlar. Bekleyeceğiz yani. Fiyat biraz yükselirse vereceğiz.